Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşı karşıyayız yine. Evet, bir önceki tanıtım videosunda çektiğimiz cihazların tek tek videolarını çekeceğim. Birinci cihazımız Breeze iVideo TPA3116 Mini Power Amfi. Önünde bir power tuşu var. Bir de volüm ayarı var. Arkasında bir tane DC güç giriş yeri var. Burada altında erkek ve dişi yönleri gösteriliyor. Bunlara dikkat etmezseniz cihazın yanma durumu söz konusu olabilir. Cihaz 12-24 volt 2-4 amper civarı bir güçle çalışıyor. 2 tane hoparlör çıkışı bulunmakta ve bir tane de RCA giriş bulunmakta. Tamamı bu şekilde. Alüminyum bir kasası var. Altında 4 tane plastik ayak var. Küçük ayaklardan. Sağlam bir cihaz. Görüntü olarak güzel bir cihaz. Pot yeri, yani burası çok sağlıklı yapılmamış gördüğüm kadarıyla. Ara ara çıkma durumu olabiliyor. Bir vidayla ya da şeyle sabitlemek gerekiyor burayı. Onun dışında çok fazla söylenecek bir şey yok. Bildiğim kadarıyla 50 watt civarında her bir hoparlörü çıkış gücü veriyor. Bazı yerlerde 100 watt olduğu falan yazıyor ama çeşitli geliştirmelere açık bir power amfi bu. Yabancı forum sitelerinde devreleriyle oynayarak, çeşitli değişiklikler yaparak sesi daha iyi hale getirmeye çalışıldığı ile ilgili onlarca yazı var. Çin menşeili yine bu da. Ses karakteri şu an ben Quadral 500R Buxelf hoparlörlerle dinliyorum. Ben Quadral'ı dinledikçe sevmeye başladım. Daha da çok sevmeye başladım. Özellikle fiyat performans olarak baktığımızda. Quadral'ın şöyle bir açalım. Görün. Bu şekilde mid-bass hoparlör ve tweeter'dan oluşuyor. Diğeri de bu şekilde. Ben bunu kendim bir ustaya boyattım. Mobilya ustası değil. Sanayide bir arkadaşım vardı. Kaporta işi yapan. Özel bir renk seçti kendisi. Çok da hoşuma gitti. Kullanıyorum bu şekilde. Amfimize gelecek olursak, teknik detaya fazla boğmak istemiyorum. Çünkü insanlar o detayları çok rahat bir şekilde internetten araştırma yaparak bulabiliyorlar. Ben daha çok nasıl göründüğü, nasıl çalıştırıldığı ve ses karakteri nedir, bu kısımlarıyla ilgileniyorum. Hangi işlemciyi kullanmış, hangi donanımları kullanmış, o kısımlarına pek fazla girmiyorum. Çünkü teknik detaya boğacak dünya kadar video var internette elektronik cihazlarla ilgili. Ben daha çok sıradan kullanıcı için, yani benim gibi günlük hayatını çalışarak geçirip eve geldiğinde de belli bir zaman ayırabilecek, her gün olmasa bile çeşitli zamanlarda dinlemek için kullanabileceği, hatta eğer bu işin ticaretini de yapmayı düşünen varsa ya da yapan varsa yanında taşımak için ideal bir amfi. Cebinize küçük bir çantanıza koyarak taşıyıp götürüp her türlü testinizi yapmak için kullanabileceğiniz bir amfi. Birazdan ses karakterini
tanımlamak için dinleti yapacağız. Telifsiz müzik kullanmak zorundayım. Çünkü daha önce de söylemiştim. Telif yiyor. Bunun önüne de geçme imkanımız şu an yok. Ticari bir kanal değiliz. Sıradan kullanıcı kanalıyız. Dinleti kısmında kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Ses kaliteliklerini tanımlayacak olursak bas sesleri yerinde kararında bir bas performansı var. Tabi dinlediğiniz müzik türüne göre değişecektir bu karakter. Ben bunu caz tarzı bir müzikle test ettim. Orta kademe çok detaylı değil. Yani bir kıyaslama yapmak gerekirse Marans'ın A verebileceğiz ama Marans'ın gerisinde kalıyor otomatikmen. Böyle bir cihazdan çok fazla bir şey de beklememek lazım. Şey olarak ise alınabilir bir cihaz mı diye sorarsanız bence çok rahatlıkla alınabilir fiyat performans olarak. Gayet küçük yerlerde bilgisayara bağlı olarak ses kartı yerine böyle bir cihaz kullanılabilir diye düşünüyorum. Bu cihazla ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok. İyi seyirler, iyi dinlemeler.